İslam, Yüce Mevla tarafından gönderildiği için akıl ve mantığı en güzel ve en doğru şekilde yönlendirip insanın dengesini mükemmel bir surette temsil eder. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de sık sık "akletmez misiniz?" buyurarak insanları düşünmeye teşvik eder. İslam, diğer dinlerin aksine mantık dinidir. Я постоянно думала, вот почему именно воскресенье? Разве мы не можем помолиться дома там? Bir de böyle bir soru ortaya çıkmıştı. Neden sürekli olarak kilisede bulunmalıydık? Evde kalıp dua edemez miydik acaba? Sadece kilisede mi dua edilir? Zaman geçtikçe Hristiyanlığa olan ilgimin bayağı azaldığını fark ettim. Sonunda bu dinden tamamen soğudum. Kiliseye pazar günleri gitme zorunluluğunu Hristiyanlık dinindeki büyük bir eksik olarak algılardım. Oysaki kiliseye girdiğimizde orası hep kalabalıktı. Dua etmek için çok insan gelirdi yani. Çok fazla insan vardı, çok fazla. Ama dua edip kiliseden çıktıkları sırada onların iki yüzlülüğü ortaya çıkıyordu. Yani kilisedeyken dindardılar. Kiliseden çıkar çıkmaz önceki hallerini alıyorlardı. Böyle bir durum hiç hoşuma gitmezdi ve hiç de anlamazdım. Hatta annemle küçük bir tartışma bile olmuştu. Annem bana pederin, yani papazın yanına gidip günah çıkarmamı söyledi. Ben de günah filan çıkarmak istemediğimi söyleyince neredeyse kıyamet koptu. Kimseye bir şeyler anlatmak istemiyordum. Ama annem, mutlaka anlatman lazım. Kötülüklerden arınmak için her şeyi anlatman lazım. Günahlarının affolması için anlatmalısın. Cennete girmek için anlatmalısın diye tuttururdu. Küçüklüğümden beri annemi hep böyle hatırlıyorum. Dindar bir kadındı. Hristiyan olduğu dönemlerde de dindardı. Müslüman olunca aynı şekilde devam etti. Sonunda annemin ısrarlarına uyarak papazın yanına gittim. Yani benden istediklerini yerine getirdim ama yaptıklarım moralimi bayağı bozmuş, adeta psikolojik bir işkence gibi gelmişti. Bu olay benim üzerimde kötü bir izlenim bıraktı. Bunu anlayabilmek için hiç tanımadığınız birinin karşısına oturup hayatınız boyunca yaşadığınız, olup biten ne varsa anlatmanız, tüm duygularınızı paylaşmanız gerektiğini düşünün. Sizce buna cesaret etmek kolay mı? Oysa ki insan bazı şeyleri içinde saklamayı tercih edebilir. Ne de olsa bu onun özelidir. Neyse papaz beni dinledi ve en sonunda Tanrı seni affedecektir demekten başka hiçbir şey yapmadı. Bence o geleneğin doğru dürüst hiçbir şeyi yok. Özür dilerim. Böyle bir durum, orada yapılan şeyler saçmalığın ta kendisi. Tanrı'nın seni affedip affetmeyeceğini, senin gibi sıradan bir kul nereden bilecek? Önemli olan senin bunu yürekten istemendir. Dua, insanın yüce Allah'a seslenmesi, ondan dilekte bulunması, sevincini, üzüntüsünü onunla paylaşması, iletişim kurması ve ona sığınmasıdır. Dua ederken insan seslenişini doğrudan yüce Allah'a yapar. İslamiyet'i kabul ettikten sonra ablamdan dua etmeyi öğrendim. Ve dua ederken anladım ki insanın duaları sadece Allah'a yöneliktir. Yani sadece yüce Rabbimize. Papaz ya da başka bir aracılığıyla değil, direkt olarak ona hitap eder. Günahlarının affedilmesi için de kendince dua ederek bunu Allah'tan ister. Yaradan'dan, Allahu Teala'dan af ve merhamet diler. Lida 14 yaşında başörtüsünü takmaya başlar.
çevresindekilerin tepkilerinden endişe etmesine rağmen hiçbir zorlukla karşılaşmaz. İslam'ın gereklerini yerine getirmeye çalışırken Lida, aynı zamanda çevresindekilere de bir Müslüman olarak örnek oluyor. Я приехала в Киев, уже как бы переехала с семьей сюда жить где-то уже 8 лет тому назад. Вот, я сначала училась в школе. Biz Kiev'e yaklaşık 8 sene önce ailecek taşındık. Önce ilkokulu bitirdim. Sonra da gimnaziyumda okumaya devam ettim. 8. sınıf öğrencisiyken başörtüsünü takmaya karar verdim. Tabii ki daha önce böyle bir şey yapmadığım için çok heyecanlanmıştım. Özellikle de sınıf arkadaşlarımın tepkileri nasıl olur diye düşündüm. Elbette beni başörtülü olarak görünce çok şaşırdılar. Bu konuda farklı farklı yorumlar yaptılar. Ama durumumu herkese anlattım ve sonuçta elhamdülillah her şey güzeldi. Yani bu durum hiçbir soruna yol açmadı. Az önce dediğim gibi öğrenimimi gimnazyumda devam ettim. Aslında orası Doğu Dilleri Okulu'ydu. Diğer yabancı dillerin yanı sıra Arapça derslerimiz de vardı. Oradaki ortam benim için çok rahattı. İslam'ı merak edenler de vardı. Dolayısıyla başörtülü olduğum için hiçbir zorluk yaşamadım. Okulda ilahiyat dersleri de okutuluyordu. Yani İslam din olarak öğrencilere yabancı değildi. Bu konuda bazı bilgileri vardı. İslam dininin ana hatlarını ele alıyorlardı. Bense bir Müslüman olarak onlara örnek oldum diyebilirim. Elhamdülillah okulu iyi notlarla bitirdim ve sonra üniversiteyi kazandım. Kiev Milli Taraz Şevçenko Üniversitesi Arap Filoloji bölümüne girdim. Arap dili ve edebiyatını öğrenmekteydim. Arapçanın yanı sıra İngilizceyi öğrenmekteyiz. Elhamdülillah. Üçüncü sınıfı bitirip dördüncüye geçiyorum. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle yüksek lisansa başlayacağım. İnşallah postuplu na magistra. Okulunda başarılı bir öğrenci olan Lida, İslam'ın gereklerine uyarak da diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Ancak başka dinlere mensup olan insanların arasında yaşarken Lida, dininin gereklerine uymaya çalıştığı için bazı farklı yorumlarla da karşılaşıyor. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Вот, на специальности арабская филология. Я изучаю литературу арабскую. Okulda çok farklı hocalarım vardı. Genel olarak bana saygılı davranıyorlardı. Zaten herkese saygılı olmak lazım. Tabii ki farklı bakış açısına sahip insanlar da vardı. Şunu söyleyebilirim ki genel olarak her şey normaldi elhamdülillah. Oysa ki beni hiç anlamayan veya anlamak istemeyen hocalar da vardı. Seçimime karşı ön yargılıydılar. Bana hep bunu kendin mi yaptın yoksa kocan mı zorladı diye soruyorlardı. Buna cevaben ben evli değilim, bekarım diyordum. İnanmayaraktan bana hadi canım dalga mı geçiyorsun diye tekrar soruyorlardı. Ben de hayır ben evli değilim. Bu benim kendi seçimimdir diye yanıtlıyordum. Yani beni hiç kimse zorlamadı. Seçimimi tamamen kendi hür irademle yaptım. Ailem Müslüman olma kararımı etkilemedi. Kendi isteğimle camiye gidip kelime-i şehadet getirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedim.
Şüphesiz ki buna herkes inanıyordur artık. Sensin gökleri ve yeri yoktan var eden, gerek duymadan yardıma yaratansın sen. Akıl almaz güçtesin, sen en güçlüsün. Benim canım Allah'ım, Allah'ım. Akıl almaz güçtesin.